Dostlarım selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine günübirlik kamp videosunda beraberiz. Bugün Bosane Baraj Gölü'ne gideceğim, Beykoz'a. Fazla oyalanmak istemiyorum dostlar. Hava yağışlı. Zaten yol boyunca sohbet edeceğiz. O yüzden şimdilik hoşça kalın. Bosane Baraj Gölü'nde görüşürüz. Bir tarafım böyle göl manzarası, bir tarafım da böyle küçük bir vadi gibi bir şey işte. Pek gece buralarda ol, tamam mı? Gece domuz mumuz gelirse sen koruyacaksın beni. Anlaştık mı? Hı? Anlaştıysa kuyruğunu salın. Dostlarım daha çok odunum var ama fazla odun atmayayım ki ateşe şu. Değişiklik olmadı. Daha bakacağız. Dostlarım rotayı merak edenler için göstereyim. Gördüğünüz gibi 50 kilometre. 56 dakika diyor ama biz yine 1,5 saate varırız diye düşünüyorum. 1 saatte gidemeyiz. Şile otoyoluna bağlanacağım. Sultanbeyli'nin üst tarafından. Sonra Şile otoyoluna bağlanıp oradan gideceğiz. Rotada böyle. Şimdilik vakit kaybetmeden yola çıkalım dostlar. Dostlarım yine her zamanki gibi ücretsiz yolu kullanacağım. Çünkü aynı kilometre yolu yapıp aynı sürede varacaksam niye bir de üzerine yola para vereyim ki? Dostlarım normalde trafikteki kaosu şeyi göstermek istemiyorum size ama yine ister istemez giriyoruz tabii. Şimdi Kurtköy'den çıkacağım. Havalimanı yoluna bağlanıyorum. Böyle. Bunlar neymiş böyle? Yolu mu kapatmışlar anlamadım. Navigasyon inatla ücretli yola sokmaya çalışıyor ya. Girmiyorum kardeşim, girmiyorum. Ben seçtiğim yolu niye değiştiriyorsun ki sen? Ben anlamıyorum. Dostlarım Ömerli Barajı kıyısından gidiyoruz. Burası Kurnaköy tarafı. Daha önce o bölgede arkadaşımla kamp atmıştım. Ömerli Barajı kıyısında kamp atmadığım tek yer Emirli Köyü arkadaşlar. Bir sonraki videoda Emirli Köyü'nde zaten kamp atmayı düşünüyorum. Kurtulmuş, Esenceli, Emirli, Kurnaköy. Sadece şey kaldı, Emirli kaldı. Gitmedim. Oraya da bir sonraki videoda gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Sanırım bu arada ben Bozane Köyü'ne de daha önce hiç gitmedim. Yine birlikte keşfedeceğiz orayı da. Güzel olacağını düşünüyorum çünkü Karadeniz iklimi. Biliyorsunuz Beykoz Anadolu yakasının Karadeniz tarafları. Çakal, domuz vesaire olacağını tahmin ediyorum, düşünüyorum ama bilmiyorum o bölgeyi. Bakacağız yine. Keşfedeceğiz birlikte arkadaşlar. Saat 11.30. 12'ye doğru orada olsam iyi olur tabii. Dostum bugün izin gününde biraz hava kötü ama yapacak bir şey yok. Bu hafta video çekmem lazım. Haftaya zaten seçim arifesi. Haftaya da durur videoyu editlerim. Dostlarım bu arada bu videoda iki yeni ekipman aldım. Onları kullanacağız. Birincisi el feneri. Dostlarım benim bir tane küçük el fenerim vardı ama hiçbir işe yaramıyordu. O yüzden gece çekimi yapamıyordum. O yüzden gittim 1000 lümen sağlam bir el feneri aldım. Artık gece dışarı çıkıp istediğimiz gibi çekim yapabiliriz. Dostlarım ikinci ekipman
Şarp benim normalde küçük bir brandam vardı. Onu da hiç görmedim ama o yeterli gelmiyor arkadaşlar. Artık Mayıs ayındayız. Havalar ısınacak. Kampa gittiğimde güneşten, yağmurdan kaçmamam için bir tane tarpa ihtiyacım vardı. Onu aldım. Bakalım tek başımıza kurulumunu yapabileceğiz mi? Biliyorsunuz yağmurlu havada, rüzgarlı havada tek başına tarp kurmak kolay değil. Ama ben en basit yöntemiyle kuracağım. Bakalım. Dostlarım, Şile otoyoluna bağlandık şimdi. Bu arada gideceğimiz yerdeki en büyük sorun bence ateş yakmak olacak. Çünkü geceden beri yağmur yağıyor arkadaşlar. Her şey ıslak olacak muhtemelen. Dostlarım, burada Şile otoyolundan ayrılıyoruz. Sen ne yapıyorsun burada? Ne güzel bir atsın öyle sen. Niye öyle üzgün üzgün bakıyorsun? Sahibin nerede? Trump gibi saçların var. Dostlarım, bu arada boğazlarım çok kötü. Hastayım biraz ama mecbur video çekmek zorundayım. Çünkü haftaya seçim arifesi. Hava da kötü bugün şansımıza. Normalde havalar ne güzel ısınmıştı. Güneş yüzünü görmüştük, ısınıyorduk. Dostlarım, bu arada İstediğim kalitede çekim yapabilmek için almam gereken iki ekipman kaldı. Birincisi laptop. Arkadaşlar, ben 4K, 5K'da video çekebiliyorum ama işleyecek bir bilgisayarım olmadığı için 1080 çekmek zorunda kalıyorum. İstediğim sistem gereksinimlerini karşılayan laptop şu an 30-35 bin lira bandında. İkincisi zaten drone. Drone'u da almayı çok istiyorum. Çekim yapabileceğim orta kalite şöyle. O da 10-15 bin lira civarında. Yani istediğim kalitede çekim yapabilmek için 50 bin lira daha gözden çıkarmam lazım. Ama ben şu an bu mecradan para kazanmıyorum. Dostlarım, video işine girdiğimde amacım zaten çok para kazanmak vesaire değildi. Sadece hayallerime ulaşmada YouTube'u araç olarak kullanacaktım. Pasif gelir oluşturmak için kullanacaktım. Şu an için sadece anı biriktiriyorum YouTube'da. Daha 1000 aboneye bile ulaşamadım. Para kazanmaya açamadım. Bazı arkadaşlar şey diyor, reklamı çok koyuyorsun falan. Benimle alakası yok arkadaşlar. Benim reklamla falan şu an hiç alakam yok. Öyle yorumlar geliyor bazen. Yani ben para da kazanmıyorum. Reklam da koymuyorum. YouTube kendi otomatik koyuyor. Normalde para kazanmanın çoktan açılması gerekiyordu. İzlenme sürem 4000 saat izlenme süresi gerekti para kazanma açılmak için. Ama benim izlenme sürem 5500 saat. Yani onu bayağı önce karşıladık arkadaşlar. Ama 1000 aboneye ulaşamadım. O yüzden YouTube'da iş ortaklığı yapamıyorum. Para kazanmaya başlayamıyorum, yani öyle söyleyeyim. Ama zamanla olacaktır. Şu an için dediğim gibi YouTube sadece ana biriktirebileceğim bir mecra. Belki ileride pasif gelir oluşturabileceğim, hayallerime ulaşmada bana yardımcı olacak bir araç olarak olabilir YouTube. Ama şu an için değil. Dediğim gibi iki tane ekipman gerekti İstediğim kalitede çekim yapabilmem için. Onlar da 50 bin lira maliyet. Ben de şu an 50 bin lira maliyete katlanamam açıkçası. O kadar çok kazanmıyorum arkadaşlar. Evet, köyün o meşhur karikatürü de burası. Evet dostlarım, fotoğrafımızı çekildik. Dostlarım, daha önce bir karikatür serisinden uyarlanan dizi bu köyde çekilmiş. Bu karikatür de onunla bağlantılı diye düşünüyorum. Devam edelim. Dostlarım, bu arada Göllü Köyü ile Bozane Köyü birbirine bitişik, yan yana. Baraja Göllü Barajı da diyorlarmış ama normalde Bozane Köyü'ne bağlıymış baraj. Ama yine de zaten gördüğünüz gibi hemen yan yana köyler. Yani çok da önemli değil ismi.
geldik. Şuradan hızlı bir şekilde geçsem geçebilir miyim acaba mesela? Şuradan şöyle. Şuradan bir anda şöyle geçsem. Geçtim. Ya burası yol ağzı diye kurulmak istemiyorum ama şu an en mantıklı yer burası. Motosikletimi uzakta bırakmamak istiyorsam. Bir tarafım böyle göl manzarası, bir tarafında böyle küçük bir vadi gibi bir şey işte. Motosikleti şuraya bırakabiliriz. Dostlarım selamlar yeniden. Ben şimdi kamp kuracağımız alana geldim. Bakınız Bozane Barajı. Dostlarım ben 10-15 dakikadır gölün etrafında geziyorum. Şimdi iki seçeneğim var. Birincisi motosikleti en başa bırakıp eşyalarımı içeri doğru taşımam. Çünkü bu yollar hep çamur. Benim motosikletim bu yollardan çamur olmasa bile gidemez. Dik. Ya da böyle kenara kurulacaktım. Ben de bu kenara kurulmayı seçtim. Tercih ettim. Çünkü hem motordan uzak olmak istemiyorum. Hem de tarp falan kuracağız. Açık alan lazım. Burası o yüzden güzel. Tek sıkıntısı birileri gelirse bizi rahatsız edecek. Ona da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Umarım birileri gelmez. Ben bir an önce kuruluma geçeceğim dostlar. Şimdilik hoşça kalın. Şu an rüzgar yok ama gece muhtemelen güzel, iyi rüzgar alacağız iki taraftan da. O yüzden benim tarpı bir an önce kurmam lazım ki. Dostlarım çok uğraştırdı. Tek başına tarp kurmak zor. Bir de açık alan rüzgarlı. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Ön tarafta kazıkları çakacağım yerlerin altı şey taş. Kazıklar çakılmıyor. Arka taraflar çok rahat çakılıyor. Sıkıntı yok. O yüzden ön tarafları çakamadım. Çok uğraştırdı. En son çareyi şuraya motorumu çektim. Motorumu bağladım. Çünkü yerin altı hep taş arkadaşlar. Bunların altı gitmiyor kazık. Deli gibi uğraştırdı arkadaşlar. Bakın. Kazık bile yamuldu. Dostlarım ben normalde çadırı tarpın altına kuracaktım akşam yağışlı diye. Ama hava açtı. Sıcak şu an. O yüzden gölgelik olarak kullanacağım. Çadırı oraya çekersem yer kalmayacak bana.
Dostlarım, ben şimdi eşyaları ayarladım. Şu tarp benim çok zamanımı aldı. Çok enerjimi tüketti. O yüzden hemen bir şeyler yiyeceğim. Ateş yakmayla uğraşmayacağım. Küçük tüpüm var. Onunla bir şeyler pişirip onu yiyeceğim. Bu arada umarım akşam kimse gelmez de böyle sessiz sakin takılırız. Bakalım dostlar. Dostlarım, bugün kahvaltıda helin peyniri kızartacağız. Kıbrıs'ta meşhur bu peynir kızartması, biliyorsunuz. Dostlarım, helin peyniri tuzlu bir peynir olduğu için suyun içerisinde bekletmeniz gerekiyor bu arada. Dostlarım, hellim tuzunu salana kadar diğer tostumu yapayım dedim. Dostlarım, bugün benim de hellim kızartmasıyla kamp tostu var. Bir de çay demledim yanına. Biraz da biber kızarttım. Bu arada geldiğimde kimse yoktu. Şurada şimdi bir grup var. Şurada da bir abi balık tutuyor. Zaten birazdan şu yemeği yiyeyim. Birazdan gezmeye çıkacağız. Etrafı göstereceğim size. Bu arada önümde bir şey gözükmüyor ama arkamdaki manzara daha güzel gibi sanki. Şimdi karnımızı doyurma zamanı.
Dostlarım, yemek işini hallettik. Eşyalarımı falan topladım. Şimdi polarımızı giyelim, yürüyüşe çıkalım. Size etrafı göstereyim biraz. Sonra hava kararmadan odun modun toplarız biraz. Gece ateş yakarız tabi. Hava izin verirse. Sabah geldiğinde kimse yoktu. Bakın şimdi arabalar var. Burada bir abi var, tatlı bir çift. Yaşlı, balık tutuyor abi. Yenge de yanında. Benim manzaram da böyle. Dostlarım, hangisi daha güzel diye sorarsanız bence arka tarafın manzarası daha güzel. Dün gece çok yağmur yağdığı için su bulanık, belki burası o yüzden böyle gözüküyor. Daha yeşildir de yağmurun etkisiyle biraz kahverengiye dönmüşsün. Ama arka tarafa bakın. Arka taraf mükemmel. Sabah geldiğinde kimse yoktu. Bakın şimdi arabalar var. Burada bir abi var, tatlı bir çift. Yaşlı, balık tutuyor abi. Yenge de yanında. Benim manzaram da böyle. Bakın. Baraj yolu şurası, şuradan şöyle evin olduğu yerden böyle giriyor buraya. Sonra ikiye ayrılıyor tabii. Yukarı giden yol var. Bir de buradan giden yol var. İlk önce bu tarafa bakacağız. Dostlarım, dün yağmur yağdığı için bakın. Yerler hep çamur. Ama şu ormanın güzelliğine bakın. Çıktık. Dostlarım, bu arada burada yaban hayatı var belli yani. Gece bakalım nasıl olacak. Çakal vesaire gelecek mi? Bu arada yeni el fenerini de test edeceğiz akşam. Şuradan aşağıya düşmek istemem. O yüzden önüme dikkat etsem iyi olur. Bu arada ormanın derinliklerine giriyoruz ama bir hayvanla karşılaşsam, cebimde sadece çakı var. Eğer bir hayvanla karşılaşırsam Şener Şen'in olayına dönecek. Herhalde çakıyla uçaklayacağız. Buradan sonrasının gitmenin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum ama sanırım bu patika yol böyle gölün öbür tarafına dönecek. Ama ben riske atmayacağım çünkü çok uzaklaşmak istemiyorum. Öbür tarafa yürüyoruz dostlar. Hava kararmadan daha inilecek yerler var. Bakın buradan da bir patika gidiyor. Böyle. Batonları birbirine vurarak yürüyebilirsiniz dostlar. Çoğu hayvan muhtemelen seslerden kaçacaktır. Lan düşmeyeyim. Kamp alanına geri döndüm dostlar. Buradan böyle gittim. Şu patika yolu takip ettim yol bitene kadar. Şimdi bu tarafa gideceğim, sol tarafa. Burada eski bir iskelesi var dostlarım. Bakalım sağlam mı? Yani çok sağlam durmuyor açıkçası. Yok, çok sağlam değil. Sallanıyor. Dostlarım, şimdi diğer yolu göstereceğim. Bakın burası çamur sabah buraya geldiğinde. Şuradaki balık tutan abi köşedeki bana torpil verdi. Sohbet ettik biraz. İşte güvendik vesaire. O da balığa gidiyormuş sürekli. Dedim torpil alacaktım, bulamadım. Abi çıkardı. 3 tane torpil verdi bana sağ olsun. Bu bölgede de domuz var dedi. Haberin olsun dedi. Öyle arkadaşlar. Sonra ben sabah gelir gelmez bu yoldan gittim. Bu yol ileride göl kenarına iniyor, patika. Bir tane açık bir yer buldum, çok güzel ama eğer oraya yerleşecek olsaydım motoru orada bırakacaktım. Bu yoldan eşyalarımı taşıyacaktım. Muhtemelen 2-3 tur. Hem motordan uzak kalacaktım hem de ekipmanları taşıyacaktım. Zahmete girecektim.
O yüzden şey yapmadım. Şimdi öbür tarafı gezdik. Şimdi bu tarafa gideceğiz. Dostlarım, bu arada her zaman olduğu gibi yine etrafta çöpler var. Çöpünü millet getirmiş ama geri götürmemiş. Bakın dostlar, ilk geldiğimde sabah buraya kurulmayı düşündüm. Burası ideal bir yer arkadaşlar. Kurulmak için. Oh, piknik yapmak için yer keşfettim. Buraya oturup sandviçini, çayını içeceksin, sandviçini yiyeceksin. Bakın, burası da kamp için güzel bir alan. Çadır kurmak için, ateş yakmak için. Ama işte gördüğünüz gibi yine her taraf çöp. Sanırım burası artık çamur. Buradan devam etmeyeceğim. Bunlar ne ayak izi acaba? İnek mi, şey mi? Evet, çamura saplanmaya başlıyoruz. Dostlarım, geldim tekrar başa. Çadırın oraya gideceğim şimdi. Kamp alanına döndüm arkadaşlar. Güzel bir doğa yürüyüşü yaptık. Şimdi gece için odun toplama zamanı. Devrilmiş ağaç bulmam lazım. Üstü köpek, gece buralarda ol, tamam mı? Gece domuz momuz gelirse sen koruyacaksın beni. Anlaştık mı? Hı? Anlaştıysa kuyruğunu sallam. Köpeğin buralarda gece takılması iyi tabii ama mamayı yer yemez öbür taraflara gitti. Bunlar hep benim işime yarayacak. Böyle yanmışlar ama. Dostlarım, testlerimizi aldık. Şimdi devrilmiş ağaç bulmamız lazım. Ateş için. Yoksa gece sıkıntı çekeriz. Ağaçları hep kesmişler. Ama yeniden filizlenmiş ağaçlar. Bunları odun sanmıştım da değilmiş dostum. Bu ne lan? Bavulu mu yaktınız? Bunları birisi koparmış, bırakmış onu. Dostlar, niye bıraktıysa. Şşt, şşt, şşt. Thank you.
delik deşik etmişler. Dostlarım, ne kadar güvenli bir yer olduğunu şu tabeladan anlayabilirsiniz. Bayağı güvenli. Bakın. Dostlarım, tarpa açmadan önce şey diyordum. İşte bizim çocukluğumuz pazarlarda geçti. Tezgah açmakla, branda çekmekle, askı yapmakla. O yüzden zorlanmam diyordum ama zorlandım arkadaşlar. Tek başına rüzgarlı havada tarpa açmak kolay değilmiş. Dostlarım, bir saattir etraftan odun topluyorum. Saat 7. 8'de yağmur başlayacak. 8 olmadan odunları parçalamalıyım. Odunları parçalayıp branda altına çekeyim ki ıslanmasın. Bir saatim var. Bir saat sonra yağmur geliyor. Giden araba şuraya kadar geldi. Sonra o dönüşü yaptı. Sanırım saat 8.30 oldu. Işığımı, ışığımı ayarladım. Normalde 8'de yağmur başladı ama başlamadı. Bu kadar odunum var. Etraftan bu kadar toplayabildim dostlar. Çevreye zarar vermek de istemedim açıkçası. O yüzden bunlar bittiğinde çadıra geçeceğim. Şimdi bir tane araba daha geldi. Bunlar da bak, ileride ışık parlıyor ya. İskelenin orada durdular. Bir şeyler yapıyorlar. Dostlarım, yağmur bulutlarının arasında dolunay çıktı. Şu an ay ışığı etrafı aydınlatıyor. Tabii kamerada hiçbir şey gözükmüyor ama. Dostlarım, saat 11'i çeyrek geçiyor. Şurada ileride bir araba gelmişti en son. Bir yarım saat, bir saat takıldılar. Sonra gittiler. Dostlarım, bu arada yeni aldım 1000 lümen el feneri. Canavar gibi bayağı iş yapıyor. Tabii şeyde gözükmüyor kamerada ama. İki tane modu, üç tane modu var şöyle. Bu en güçlüsü. Bu biraz soluk. Bu da böyle SOS gibi. Dostlarım, saat 11 oldu. Her tarafta zaten gördüğünüz gibi kurbağa sesi. Deli gibi kurbağa sesi var. Bir de ileride bir baykuş sesi var dostlar. Çok ileride. Yarım saattir falan da bir baykuş sesi geliyor. Bir ara bir köpek uluma sesleri geldi. Başka da bir ses yok. Dostlarım, kuzu yaylada tabii köpek eşyalarını çalınca yapamamıştık. Ama bugün bu basit kamp tatlısını yapacağız.
Evet dostlar, bu güzel kızardı. Marshmallow kızartıp petibör bisküvinin içine koyuyoruz. Dostlarım, malum ateş yaktık tarpın altında. Bir sakatlık yaşanmaması için şu şeyler, kazıkları arada kontrol ediyorum çünkü çıktı olmuştu. Bakın bunlar benim de sağlam. Odunlar yaş diye etrafını böyle dizdim dostlar. Dostlarım daha çok odunum var ama fazla odun atmıyorum ki ateşe şu tarpa zarar vermesin. O yüzden böyle küçük küçük ateş yapıyorum. Ulan bazen kurbağalar öyle değişik sesler çıkartıyor ki arkadaşlar. Yani böyle bir ses yok. Nasıl ki vücudu diri tutan sporsa, zihni diri tutan, beyni diri tutan da şüphedir arkadaşlar. O yüzden var oldukça sorgulayacağız tabii. Arkadaşlarınızla olursanız tabii onlarla sohbet edersiniz. Ama tek başına olunca sürekli sorguluyorsunuz her şeyi, hayatı. Dostlarım, kamptaki en güzel an tabii ki de akşamüstü ateş başında oturduğunuz an oluyor. Çünkü sabahtan akşama kadar bir şeylerle koşturuyorsunuz ama akşam olunca artık keyfini çıkarma vakti geliyor. Ateşin verdiği güven, verdiği ısı. Oturup başında böyle saatlerce oturuyorsunuz işte. Dostlarım, şunun buz tatlısını da yapacağım. Kalmasın. Bunu da yiyelim. Baykuşun öküzünü bir yakalayamadık. Dostlarım, saat 3.30. Hala odunum var ama bunları yakmayacağım. Çünkü artık çadıra geçeceğim. Dostlarım, bu normalde bu odunlar biterdi ama benim tarp var diye ateşi fazla körüklemedim zarar gelmesin diye. Dostlarım, bir takipçi dostumuzun ricası üzerine çadırın mumunu ısıtmayı deneyeceğim. Normalde ben çadırı ısıtmıyorum arkadaşlar. Çünkü ben çadıra sadece uyumaya giriyorum. Ben ateş başında oturmayı seviyorum. Dostlarım, şu küçük termometreden aldım. Isınıp ısınmadığını anlamak için. Parmağımda tuttuğumda bakın ısınıyor hemen. Dostlarım, şimdi normalde çadırı ısıtmak için bir sürü seçenek var. Taşla, toprakla, mumla, sobayla bir sürü alternatif var. Ama mum en yaygın olanlarından birisi. Şunu bir açalım. Bu arada dostlar, mumla çadır ısıtacaksanız böyle bir tava ya da işte küçük konserve teneke kutuları içinde yapın. Çünkü ateş olması tehlikeli dostlar. Dur. Saat
4.22 dostlar. Dostlarım 16.5 derece. 40 dakika oldu. Isınma da aksine düştü ama bence bunu akşam 9-10 gibi yapsaydık ısıtırdı. Ama şu an zaten hava ekstra soğuyor arkadaşlar. Sabaha karşı saat 5. Bence o yüzden işe yaramadım. Dostlarım mum ısıtmadı ama en azından çadırımızın içi vanilya koktu. Saat sabahın 5'i. Ben yatıyorum dostlar artık. Dostlarım günaydın. Saat 9. Ben şimdi uyandım. Hazırlanıp toplanıp gideceğim. İşe gideceğim 4'te. Eve gidip duş almam lazım. Gece çok iyi uyudum söylenemez dostlar. Kurbağa sesleri sabaha kadar hiç dinmedi. Zaten sabaha karşı uyudum. Eve gidip biraz dinlenmem lazım. O yüzden hemen toplanıp gideceğim.